Yakın bir zamanda hem tasarımı hem de teknik özellikleri dikkatleri çeken yeni bir kablosuz oyuncu kulaklığı satın almayı planlıyorsanız bu videomuzda Logitech G733'ün kutu açılımı ve incelemesiyle karşınızdayız. Logitech G733 4 farklı renk seçeneğiyle birlikte geliyor. Şu an bizim elimizde mavi rengi ek olarak bir de beyaz renk bulunuyor. Onu da şu şekilde göstereyim. Bu iki rengi ek olarak da ayrıca siyah ve lila renk seçeneklerinin bulunduğunu hatırlatayım. Bu dört renk arasından bir seçim yaparak başlayabiliyorsunuz. Kutu açılımı tarafına baktığımızda sade bir paket içeriği olduğunu söyleyebilirim. Başlangıçta bizleri Logitech G733 karşılıyor. Kulaklıktaki mikrofon aşağı ya da yukarı yönde hareket edemiyor olsa da tamamen ayrılabilir bir yapıya sahip. Yani kullanmadığınız sırada mikrofonun soldan sarkmasını istemiyorsanız çıkartabilirsiniz ve ihtiyaç duyduğunuzda tekrar takabilirsiniz. Kutunun geri kalanında bilgisayarınızla bağlantı sağlamak için kullanabileceğiniz 2.4 GHz kablosuz USB alıcısını görüyoruz. USB 2.0 kullanan bu alıcı seçtiğiniz kulaklıkla aynı aynı renkte olacak şekilde geliyor. Bu sayede daha estetik bir görünüm sunduğunu görüyoruz. Yani mavi renkte kulaklık aldıysanız USB alıcısı da mavi renkte oluyor. Beyaz renkte kulaklık aldıysanız da yine USB alıcısı beyaz renkte oluyor. Seçtiğiniz renkle aynı renkte geliyor. Ayrıca kulaklığı şarj ederken kullanabilmeniz için gayet yeterli uzunlukta USB 2.0'dan USB-C'ye bir şarj kablosu yer alıyor. Bunlara ek olarak bir adet garanti belgesi, bir adet tanıtım kartı ve bir adet de bilgilendirme kartı görüyoruz. Şimdi öncelikli olarak tasarımla başlayacak olursak ben G733 modellerinin şirketin önceki modellerinin ve diğer modellerin aksine daha yenilikçi ve daha inovatif bir tasarım sunduğunu söylemek istiyorum. Bu çok daha farklı, agresif, tam bir oyuncu kulaklığıyım diye bağıran bir tasarımla birlikte geliyor. Şu an daha yakından çekilmiş detaylar detayları zaten görüyorsunuzdur. Yani o sıradan oyun kulaklığı modellerinin tasarımından ayrılıyor ve daha sert hatlarla birlikte daha estetik, daha havalı ve daha kullanışlı bir tasarım sunuyor. 278 gram ağırlığa sahip olan modelin yumuşak kulak başlıkları ile saatlerce kullanımdan sonra dahi rahatsız etmeyen bir yapısı var. Bu üst tarafta yer alan süspansiyonlu kayış da kafanıza daha rahat bir şekilde oturuyor ve böylece kulaklığın ağırlığını, gerçi ağırlık dediğimde 278 gram ama kafanıza eşit bir şekilde yayarak bu ağırlığı daha az hissetmenize yardımcı oluyor. Kulaklığı taktığınızda şuraya kafanız geldiğinde şurayla arasında bir boşluk oluyor ve bu sayede hem daha sert atlar kafanızı rahatsız etmiyor hem de ağırlık eşit bir şekilde kafanızda dağılmış oluyor. Kulaklığın üzerinde iki tane buton ve bir adet de kaydırma tekerleği yer alıyor. Kaydırma tekerleği ile sesi dilediğiniz ölçüye ayarlayabiliyor. Hemen üstündeki butonla sesi tamamen kapatıp açabiliyor. Alttaki düğme ile de cihazı kapatıp açabiliyorsunuz. Ayrıca bu düğmeye tek defa bastığınızda kalan batarya seviyesini size İngilizce olarak söylüyor. Daha derin ayrıntılara inerek modelin teknik özelliklerini ve bu teknik özelliklerinin ne anlamı geldiğine daha yakından göz atalım. Frekans tepkisi ya da frekans yanıtı bir kulaklığın herhangi bir bozulmaya neden olmadan üretebileceği en yüksek ve en düşük frekans aralıklarını ifade eder. Kaliteli kulaklıklara baktığınızda ideal aralığın 20 Hz ile 20 kHz aralığında olduğunu göreceksiniz. Çünkü bu değerler normal bir insanın duyabileceği seslerin frekans aralığını temsil ediyor. Logitech G733 de gereksiz şey olarak kaçmadan 20 Hz ile 20 kHz arasında frekans tepkisine sahip. Bazı oyuncu kulaklıklarının frekans tepkilerini şişirerek teknik ayrıntılar kısmında bu durumla övündüğünü görüyoruz. Ancak açıklamış olduğum gibi daha yüksek frekans tepki daha iyi ses anlamına gelmiyor. Çünkü algılayabileceğimiz sınırlar var. Biz algılayamadıktan sonra bu değerlerin 3 katında sunsa, 10 katında sunsa kullanım deneyimi açısından bir şey değişmiyor. Empedans ile devam ettiğimizde 3910 pasif ve ohm aktif değerlerini görüyoruz. Empedans ürünün kaldırabileceği kabul edilen ses seviyelerini temsil ediyor. Bir kulaklık alırken her zaman daha yüksek empedansa sahip modelleri seçmeye çalışın. Bu sayede farklı voltaj seviyelerine uyum sağlamakla kalmıyorlar ve aynı zamanda daha iyi, daha net ve daha şeffaf baslar sunuyorlar. Yine herhangi bir kulaklık kullanırken duyduğunuz sesler elektrik sinyallerini sese çeviren sürücüler yardımıyla gerçekleşiyor. Bu nedenle sürücülerin boyutu ya da sayısı ne kadar fazla ise o kadar zengin ses deneyimi elde ediyorsunuz. G733'te de Pro G 40 mm sürücü yer alıyor ve bu sayede oyun oynarken de, video izlerken de, müzik dinlerken de kaliteli sesler elde edebiliyorsunuz. G733'ün ön tarafında yüz aydınlatması olarak da tabir edilen tam Spectrum light scenes, RGB aydınlatma yer alıyor. İki farklı bölgede yer alan bu ışıklar 16,8 milyon renk sağlıyor ve bu aydınlatmaları G-Hub uygulaması üzerinden kolaylıkla yönetebiliyor ve istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. USB-C port üzerinden şarj ettiğiniz G733 aydınlatma olmadan 29 saate kadar varsayılan aydınlatma ayarlarıyla da 20 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Bu durumda günde 8 saatinizi bilgisayar başında geçirdiğinizi varsayarsak yaklaşık 3 ila 4 gün arasında bir batarya ömrü elde edebiliyorsunuz. Tabii ki bataryanın ne kadar dayanacağı sizin kullanım alışkanlıklarınıza bağlı olduğu için kendi kullanımıza göre belirleyebilirsiniz. Örneğin günde 2 saat kullanıyorsanız 10 güne kadar diyebilirsiniz veya günde 10 saat kullanıyorsanız 2 güne kadar şeklinde 20 ila 28 saat arasında böyle kendinize uygun bir şekilde ayarlarsınız o aralıkları. Kulaklığın tamamen ayrılabilir yapıda bir mikrofon ile geldiğini söylemiştim. Bu mikrofon 6 mm boyuta 100 Hz ile 10 kHz frekans yanıtına ve 20 metreye kadar kablosuz kullanım mesafesine sahip. Açık bir şekilde konuşmak gerekirse ben G733'ün mikrofonunu o kadar da beğenmedim. Yani bu benim için eksi bir tarafı. Bu fiyata alabileceğiniz çeşitli kulaklıkların daha iyi mikrofon kalitesi sunduğunu söyleyebilirim. C733 öyle mikrofon tarafında çok başarılı değil. ses tarafında gerçekten başarılı ama mikrofon tarafında beklentileriniz yüksekte ise e, o beklentilerinizi karşılamayabilir. Bunu başta söylemek istiyorum. Az sonra bu kulaklığın mikrofonuyla çekmiş olduğum bir videoyu da sizlere izleteceğim. Siz de oradan mikrofon kalitesini değerlendirirsiniz. Ha, bu arada şimdi şeyi de söyleyeyim. GTA Online desteği sona eriyor ama GTA e, 5'in Story modu için herhangi bir sıkıntı yok, hala oynamaya devam edebilirsiniz. Yani moda erişebileceksiniz. Güncelleme gelir mi gelmez mi? Muhtemelen gelmez bu saatten sonra. Yani 20 16 Aralıktan itibaren. Mikrofondaki ses aktarımı kardiyoit yani tek yönlü bir yapıya sahip. Bu özelliklerle de normalin bir tük üstünde mikrofon deneyimi elde edeceğiniz anlamına geliyor ama dediğim gibi öyle çok başarılı aman aman bir mikrofon bulunmuyor. E, G-Hub uygulamasına girdiğinizde kulaklığın bataryasının ne kadar kaldığını kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz. Az önce de bahsetmiş olduğum gibi bunun bir diğer yolu da açma kapama butonuna bir kez basmak. Bu sayede kulaklık size İngilizce bir şekilde kalan batarya seviyesini söylüyor. Soldaki menünün en üst sekmesinde kulaklıklar sekmesi yer alıyor. Buradan kulaklığın ses seviyesini ve mikrofonun ses seviyesini düzenleyebiliyorsunuz. Ayrıca bass ve tiz ağırlıklarını da ayarlayabiliyorsunuz. Gelişmiş EQ'yu etkinleştir butonuna basarak varsayılan hazır ayarlar arasında seçim yapabilir ya da gelişmiş equalizer'dan kendinize uygun yapılandırmaları sağlayabilirsiniz. Ayrıca bir de surround ses bölmesi var. Buradan da dilediğiniz modları seçebiliyorsunuz. Örneğin çok kanallı başlığı altında oyun, eğlence ve spor olarak 3 farklı seçenek var. Hemen altında da DTS Super Stereo modu bulunuyor. Soldaki menünün bir alt sekmesinde mikrofon yer alıyor. Buradan mikrofonun giriş düzeyini ya da Blue Voice ses çıkış düzeyini ayarlayabiliyorsunuz. Blue voice'un ön ayarlarını kullanarak buradan size uygun bir yapılandırma seçebilirsiniz. Bu yapılandırmaların ne gibi değişiklikleri yol açtığını görmek için sağ taraftaki mikrofon testini kullanabiliyorsunuz. En alttaki sekmeden de aydınlatmaları kontrol edebiliyorsunuz. Buradan aydınlatmanın değişme hızını, parlaklık düzeyini ve efektlerini ayarlayabiliyorsunuz. Kulaklığın sol ve sağ tarafında iki farklı aydınlatma var. Bu aydınlatmaların üst tarafındaki ve alt tarafındaki ışıklar senkronize bir şekilde çalışıyor. Yani soldaki ve sağdaki üst ışıklar senkronize, soldaki ve sağdaki alt ışıklar da senkronize. En üst yazan sekmeden her iki taraftaki üst ışıkları, en alt yazan sekmeden de her iki taraftaki alt ışıkları ayarlayabiliyorsunuz. G733 hem şık hem de ergonomik bir tasarıma sahip. Hafızalı kulak başlıkları ve süspansiyonlu kayış uzun süreli kullanımlarda ağrının ve basınç hissinin önüne geçiyor. Kablosuz bir yapıya sahip olması da gerçekten önemli bir avantaj. Çünkü dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Beklentilerinizi karşılayacak bir ürün olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. E günümüzde artık kablosuz bir kulaklık büyük ihtiyaç. Çünkü bu özellikle bu modelde 20 metreye kadar kullanım var. E odanızdan çıkıp istediğiniz gibi salona gidebilirsiniz, mutfağa gidebilirsiniz, balkona gidebilirsiniz. Ve herhangi bir kopma olmadan rahatlıkla iletişiminizi sürdürebilirsiniz. Ayrıca ses kalitesi tarafında da oldukça beğendiğim bir model oldu. Ben son oyun gündemi serimizdeki ses kaydımı, ses düzeyimi veya ses kalitemi beğenmedim. Ama bunun ötesinde arkadaşlarımla iletişim kurarken çekinmeden kullanabildiğim bir mikrofon kalitesi olduğunda söylemem gerekiyor. Bahsettiğim gibi beklentilerinizin ne olduğuna göre değişecek şekilde beklentilerinizi karşılayabilecek bir ürün. Sizler için hazırlamış olduğumuz bu videonun da sonuna geldik. Peki siz C733 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın. Ve daha çok bu tip video görmek için videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.